Edebiyat fakültesi. Evet, fakirin de çok bilmeye hakir ettiği iş yaratmamışım. Tuttu da formu tutuyor. Çünkü meslek anlamadı. Ahmet Hoca vardı burada, Profesör Faruk Kalil. Dedim ki, hocam sizin fakülteye girmek istiyorum. Bak işte puan var. Ama mezun olmamışım. Almıyorlar. Almıyorlar kelimesini bağırarak söylüyorum. Ben biraz da küstahlık yaptım. Dedim ki, çünkü gençler biraz böyle şeydir yani. Ben duydum ki siz profesörler isterseniz istediğiniz bir öğrenciyi alıyormuşsunuz dedim. Ahmet Hoca güldü. Otur evde anne, otur. Bana çay söyledi. Şöyle çay içtirdi. Onun için çok güzel bir hatıradır. Oğlum dedi, evvela seni tebrik ederim dedi. Geldim böyle hot yapıp ne istediğini söyledim dedi. Ondan sonra ikincisi benim böyle bir yetkim yok dedi. Ben sana başka türlü yardımcı olayım dedi. Kart bizi çıkartacağım dedi. İki satır gelirse al bunu koy. Gazi Osman Paşa Lisesi'ne git, müdüre benim selamı söyle, orada imtihana gel, düz liseden de diploma al. Ondan sonra burayı bana gel. Öyle yaptım ben. Kısaca. Öyle yaptım. Efendim, bu binada bir adam var. Ama tabii ki bu bina bir Osmanlı eseri ve asıl adı bu kadar anılar. Anılarla ilgili. Zeynep Hanım Konağı. Zeynep Hanım Konağı. Kim bu Zeynep Hanım? Zeynep Sultan mı? Ablamız. İkinci Mahmut'un kızı olan mı? O Adile Sultan. İkinci şu Gülhane Parkı'nın karşısındaki var ya, o mu? Yusuf Kamil Paşa'nın eşi. Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın. Ne demek sadrazam? Başbakan. Kimin sadrazamı? Abdülaziz'in sadrazamı, Yusuf Kamil Paşa'nın hanımı, Mısır valisi Favaloli Mehmet Ali Paşa'nın kızı. Zeynep Hanım servetiyle ve dindarlığıyla meşhur. Bunlar evlenmişler. Efendim, çocukları da olmamış. Bütün servetlerini bu milletin çocuklarına bari harcayalım demişler. Hamam, cami, çeşme, hastane, mektep, medrese yaptırmışlar İstanbul'a. Bunlar en önemlisi biliyorsunuz Üsküdar'daki Zeynep Kamil Hastanesi. Zaten dikkat ederseniz sizin ismi birden geçiyor. Zeynep Kamil Hastanesi. Oraya gidince görün pek az insan tanıyorlar. Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa aynı türbede. Hastanenin bahçesinde yatıyorlar. Burası Zeynep Hanım konağı idi. Efendim, burada paşa çok tabii aynı zamanda siyaset adamı olduğu kadar da tarihçi, edebiyatçı mesela Kemal Onun Telemak isim derslerini Fransızdan Türkçe'ye çevirmiş. Konakta İbnül'ün konağında olduğu gibi. Zaten İbnül'ün de konağı gençliğinde geçirmiştir. Şiir, tarih, edebiyat sohbetleri olmuş. O bakımdan Zeynep Hanım konağı deyince bizim aklımıza böyle bir kültür evi gelir. Ramazan ayları geldiği zaman bu konağın ana kapısı yani ana caddeye açılan kapı bir ay hiç kapanmaz. İsteyen iftara gelebilir, kimseye sorulmaz. Hatta bir gün devrim padişahı Abdülaziz de bir akşam iftara gelmiş Zeynep Hanım konağına. İkindi namazı Beyazıt Camii'nde kalınmış. Beyazıt Camii'nden bu konağın kapısına kadar böyle sahaplar düzenmiş padişah. Hala rivaya ile iftara gelmiş, yenilmiş, içilmiş iftar yapılmış. Osmanlı geleneği olarak bir de iş kirası verilmesi gerekir. Ama koca padişah bir iş kirası verilir. Orada bir ihtilaf çıkmış. Efendim, İkisi birden iş kirası vermiş. Önce Yusuf Kamil Paşa, sonra Zeynep Hanım. Yusuf Kamil Paşa'nın verdiği iş kirası bu konağın patusu. Gitmiş bir tepsiye koymuş. Konağı size iş kirası olarak duruyormuş. Kamil Paşa padişah da almış üç tepsiyi. Memnun oldum, mahsus oldum. Ben de size hibe ettim demiş. Dikkat vermiş. Zeynep Hanım da bununki daha enteresan, daha zarif böyle almışlar. Çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim'i. Hattatların şeyi, şey,
kesmiş. Altın bir tepsiye koymuş. Kerem'e diş kirası olarak padişaha vermiş. Padişah da alıp üç defa öpmüş, alnına götürmüş ve kabul etmiş. İşte bu meşhur Ramazan diş kirası olayı bu Zeynep Kamil, daha doğrusu Zeynep Hanım konağında meydana gelmiştir. Cumhuriyet devrinde Murat Üniversite, üniversitenin edebiyat fakültesi ve kimya sorunları var. İdi. Ama bu gördüğünüz bina orijinali değildir. 1942'de başlığa yandı. 42'den sonra yaptırılan şeydir, yapıdır. Orijinali değildir. Zeynep Kamil, Yusuf Kamil Paşa ile ilgili çok kısa bir fıkra anlattı. Kanlıcalı Nihat diye bir şair varmış o zaman. Kanlıcalı. Çok da severmiş Yusuf Kamil Paşa'yı, buradaki sohbetlere katılmış. Ondan sonra Kanlıcalı Nihat Mısır'a gitmiş. Mısır'a gitmeden önce, Mısır'da bugünden de gelmiş Paşa'ya, demiş ki Paşa Hazretleri Mısır'a seyahate gidiyorum, dönüşte size bir hediye getirmek istiyorum. Ne arzu edersiniz? Paşa demiş ki ona bir eşek getir demiş, Mısır eşekleri var şöyle. Ya yadırgamayın, o zaman eşekle iş yerlere gidiyorlar, atlamada araba mı var şimdi? Tabii. Bir Kıbrıs eşeği meşhurdur, bir de Mısır eşeği. Peki demiş. 3 ay falan kalmış Kanlıcalı Nihat. Dönmüş İstanbul'a, Paşa'ya gelmiş, unutmuş hediyeyi. Sonra... Hani demiş Yusuf Kamil Paşa, demiş. Paşa affedersin demiş. Sizi gördüm aklıma geldi demiş. Paşa zeki tatlı. O da demiş ki, terk edin mi demiş, sen gelmişsin mi?